Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar diliyorum. Bugün 30 Temmuz 2019 Salı. Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberler sunuyorum. Değerli izleyiciler, Erzincan Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerine yönelik yaz kampı için kahvaltı programı düzenledi. Erzincan Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerine yönelik yaz kampı için öğrenci ve velilere kahvaltı programı düzenlendi. Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen programa Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan Anadolu Lisesi Okul Müdürü Talip Atalay, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Talip Atalay, bu yıl daha iyi sonuçlar alınması temennisinde bulundu. Bu yıl 5.sini düzenlediğimiz yaz kampları, 12. sınıflara yönelik yaz kampı programlarımızın 5.sinin kahvaltı buluşmasına hepiniz hoş geldiniz. Teşriflerinizden dolayı hepinize en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kıymetli veliler, bize emanet ettiğiniz çocuklarınız bilin ki emin ellerde. Elhamdülillah. Geçen seneki sonuçlar, yani mezun ettiğimiz öğrencilerimizin sonuçlarına bakınca inşallah bu seneki yavrularımızdan daha güzel sonuçlar alacağımızı temenni ediyorum. İlde ilk bine giren 4 öğrencimizi hakikaten candan kutluyorum. Bunlar bizim Erzincan'ımız için de bir gurur vesilesi oldular. Ama bunun yanında geçen yıl mezun ettiğimiz öğrencilerden 6 tane tıp, yaklaşık 18-19 tane hukuk fakültesi ve arkasından mühendislikler vesaireler tercih edildiği sürece geliyor. İnşallah bu önümüzde götüreceğimiz öğrencilerimizden daha güzel sonuçlar bekliyoruz. Ancak tek ricam çocuklarımızdan, hakikaten geçen yıllar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çok güzel devam etti. İnşallah bu senede disiplini bozmazsınız. Zaten biliyorsunuz, disiplini sabote eden, bozan öğrencinin anında kursla ilişkisi kesilir. Bunu bütün öğrencilerim de, velilerim de bu konuyu biliyorlar. O nedenle sizden gayet disiplinli bir şekilde kurslara devam etmenizi arz ediyorum. Bu sene velilerim de duysun diye söylüyorum. Kurslarımız her sene 4 gün yapıyorduk. Bu sene 5 gün olacak. Yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma. Sebebi şu, hemen araya Kurban Bayramı tatili giriyor. Kurban Bayramı tatilinin bir haftasını bir türlü telafi etmemiz gerekiyor. Onun için de mutlaka cuma gününü değerlendirmemiz gerekiyordu. Bu vesileyle cuma gününü de alacağız. Kurslarımız saat 9'da başlayacak. Geç kalmayı asla kabul etmiyoruz. Onun için bu konuda da dikkatli olun. Hepinize tekrar katılımlarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ise yaptığı konuşmasında destekleme ve yetiştirme kurslarına değindi. Kıymetli gençler, sizin bu yıl işiniz çok daha zor. Çok daha zor. Çünkü her yıl bir basamak daha yukarı doğru çıta yükseliyor. Okullarımızda öyle, ilimizde öyle. Sizlerin, çünkü şunun için söylüyorum. Geçen yıl, bir önceki yıl ilk bine giren 6 öğrencimiz vardı. Bu yılda 6 öğrencimiz var. Bir önceki yıl 5.000'e giren Erzincan'da 29 öğrencimiz vardı. Bu yıl 34 öğrencimiz var. Bir önceki yıl ilk 10.000'e giren 33 öğrencimiz vardı. Bu yıl 40 öğrencimiz var. Ve bu yıl ilk 1.000'e giren öğrencilerin içerisinde 4'ü bu okulda. Biri Fen Lisesi'nde, diğeri Sosyal Bilimler Lisemizde. Şunu da söyleyebilirim çok açık bir şekilde. Sizler istedikten sonra, bizler istedikten sonra, aynı yöne baktıktan sonra bu yıl İliç ilçemizde bir kız öğrencimiz 7576. diğer bir öğrencimiz 8200. olabiliyorsa
Biz istedikten sonra, sizler istedikten sonra destekleme ve yetiştirme kurslarını aslında Türkiye 4 yıldır başlattı, biz 5 yıldır başlattık. Daha Türkiye'de destekleme ve yetiştirme kurslarının adı yokken biz Erzincan'da yaz kurslarımız ve hafta sonu kurslarımız bu okulda da başta olmak üzere başlattık ve neticesini bir alıyoruz. Geçen yıl, bu yıl henüz daha açıklanmadı. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okullarda Türkiye TYT sınavında 9. oldu gençler. Bu yıl henüz daha belli olmadı. Ben eminim ki inşallah az önceki söylemiş olduğum üst grubu söyledim. Orta ve diğer grup da üst grup gibi ise çok daha iyi yerde olacağını tahmin ediyorum. Bu bir tahmin ama önceki bilgi kesin bir bilgi. Onun için sizler çok daha fazla çalışacaksınız. Bizler çok daha fazla çalışacağız. Hep birlikte inşallah gelecek yıl 11'den 12'ye geçecek olan öğrencileri bize sizlerin hikayesini burada anlatacağı söyleyeceğiz. 4 yıl önce bu okula giren en üst puanlı öğrenci 482. En alt öğrenci 446. Bunların içerisinde 465 puanla öğrencimiz Emir Fazıl Kaya Türkiye'de 156. olabiliyor. Bu okula birinci sırada girmemiş ama. Birinci sırada girmemiş. Veya Fen Lisesi'nde daha yukarı sıralarda dereceye giren öğrenci bizim Emir Fazıl'ı geçemedi. Veya Ejren Zeynep'i geçemedi. Haktan Sefa'yı geçemedi. Nesli Şah'ı geçemedi. Mühim olan en yukarı sıradan buraya giren öğrenci, ben çok yüksek bir puanla girdim, benim için her şey tamam değil kesinlikle. Bunun sayısız örnekleri var. Sayısız örnekleri var. Onun için gayret edeceksiniz. Hedef belirleyeceksiniz. Bir de bir en önemli olan şey, derdiniz olacak, dert. Dert olmadıktan sonra olmuyor. Derdiniz, hedefiniz olmalı. Derdiniz, geleceğiniz ve geleceğimiz olmalı. Öğrencileri sadece okula bırakmayın kıymetli veliler. Sadece okula bırakmayın ne olursunuz. Çünkü çok güzel bir Afrika atasözü var. Diyor ki bir çocuğu bir köy yetiştirir. Bir çocuğu bir köy yetiştirir. Bir çocuğu sadece anne. Babalar çok yok maalesef okullarımıza çok fazla veli toplantılarında gelmiyorlar. Sadece öğretmen değil, yani bir köy derken toplumun bütünü hep birlikte bir şeyler yaparsak neticemiz çok güzel olur. Değerli izleyiciler, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor İsmet Yalkın Çamurcu, menisküs ve ön çamur bağ sakatlıkları sadece sporcularda görülmediğini, toplumun her kesiminden ve her yaşta ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle sporcuları sıklıkla karşılaştığı ve spor yaşamlarının bitmesine neden olan menisküs ve ön çapraz bağ sakatlıkları sadece sporcuların değil, dizini herhangi bir şekilde zorlamış herkesin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı İsmet Yalkın Çamurcu, bilinenin aksine menisküsün kendisinin değil, menisküs yırtığının bir hastalık olduğuna ve bunun da sadece sporcularda görülmediğini, toplumun her kesiminden ve her yaşta ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor. Bizde diğer sık rastladığımız, özellikle halk arasında da sık bilinen, popüler olan rahatsızlıklardan biri de menisküs yırtıkları. Menisküs yırtıklarını genellikle travmalar sonrası genç hastalarda görmekteyiz. Ama aynı zamanda orta ve ileri yaş hastalarda da diz eklem harabiyetine ve eklem aralığındaki daralmaya bağlı menisküsün fiziksel hasarı ile dejeneratif menisküs yırtıklarında görmekteyiz. Menisküs yırtıklarında özellikle tanı olarak önce hastayı muayene ediyoruz. Hastanın muayenesinde menisküs yırtığından şüphelendiğimiz bir durum varsa,
özellikle öyküsünde de takılma veya hareketle kitlenme gibi durumlar söz konusuysa menisküs yırtıklarından şüpheleniyoruz. Menisküs yırtıklarının tanısında en sık kullandığımız yöntem MR görüntüleme. MR görüntülemede menisküsün yırtığının tipini ve şeklini belirleyebiliyoruz ve bu MR görüntüleme neticesinde menisküs yırtığının ciddiyetine göre cerrahi tedavi veya fizik tedavi yöntemlerini uyguluyoruz hastalara. Özellikle cerrahi tedavi önerdiğimiz hastalar, genç hastalarda ekleme açılan ve mekanik takılma yapan veya kova sapı yırtıkları dediğimiz tamamen ayrılmış yırtıklar sonrası eklemde kilitlenme olan hastalarda hemen cerrahi tedavi öneriyoruz. İleri yaşlı hastalarda dejeneratif menisküs yırtıklarında her zaman cerrahi tedavi önermiyoruz. Halk arasında tabii buna çok sık rastlıyoruz. Menisküs yırtığından dolayı ameliyat edildim diyen 45-50 yaş üzeri hastalar ama özellikle 45 ve 50 yaş üzeri çoğu hastada, herhangi bir sokakta yürüyen bir hastada bile MR çekildiğinde dejeneratif menisküs yırtığını hiç ağrısı olmayan bir hastada bile rastlayabiliriz. Bu hastanın şikayetinin menisküs yırtığından mı kaynaklandığı yoksa kıkırdak harabiyetinden mi kaynaklandığının net olarak tanımlanıp ona göre tedavisinin yapılması özellikle çok önemlidir. Değerli izleyiciler, ana haber bültenlerimizde 3 gündür yangın haberleri bitmek bilmiyor. Atatürk Potresi bölgesinde çıkan yangın ormanlık alana doğru ilerledi. Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri yoğun mesai harcıyor. Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 110 yangın ihbar hattına gelen çağrı üzerine ekipler Kuru Tilek mevkii eski Erzincan Çayırlı yolu Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresi arkası ormanlık alana doğru harekete geçti. Kısa sürede ormanlık alana ulaşan ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Alanın engebeli olması, rüzgarın şiddetlenmesi sonucu geliş alana yayılan yangın, Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine zorlu anlar yaşattı. Olay yerine 20 dakika sonra Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü ve 3. Ordu Komutanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri gelerek müdahalede bulundu. Olay yerine 2 adet Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü aracı, 1 adet Orman İşletme İtfaiye aracı ve 1 adet 3. Ordu Komutanlığı'na bağlı itfaiye araçları yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın bitki örtüsü içinde yaşayan canlılara da zarar verdi. Yangının çıkış nedeni ekiplerce araştırılıyor. Çıkan yangında yaklaşık 40 dönüm arazi ve içerisinde bulunan ağaçlar yanarak zarar gördü. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyor. Size mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.